Mahallemizde kömür ocakları bulunmakta, kömürcüler OSB. Mahalle halkını cidden rahatsız ediyor, bizi de rahatsız ediyor. Annelerimiz her gün balkonları, camları, perdeleri temizlemek zorunda kalıyor. Çok büyük bir rahatsızlık veriyor bu da insanlara. Biz de sesimizi duyurmak için bu yolu denedik. Daha önce valiye, büyükşehir belediye başkanına, kaymakama gittik. Fakat bize kesin bir çözüm yolu üretmediler. Biz de sesimizi duyurmak için Osman Gazi Köprüsü'nün üzerine çıktık, pankart açtık ve bize ceza kestiler 108 lira. Ne gerekçeli? Otoyola izinsiz giriş, yolu kapatmak için, ama biz de yolu kapatmadık. Yaya yolundaydık. Yasakmış. Daha da üstüne ceza yazacaklarını söylediler. Mahallemizde yaklaşık 10-15 tane ufak çocuk şu anda hava makinesiyle ayakta duruyor. Çocuklarımız hastalıklı doğuyor. Annelerimizin meme sütünde kömür tozuna rastlanmış. Birçok bunun gibi birçok şikayet de bulunuyor mahallede. Mahalle muhtarımız, bundan önceki mahalle muhtarımız da bu yol üstünde çok uğraşmıştı, fakat o da kanserden vefat etti. Biz de uğraşıyoruz. İnşallah bir çözüme ulaştıracağız. Peki cezayı ödeyebilecek misiniz? Ya şu anda cezayı ödeyebilecek, yani bir iki kişi öder de diğerlerinin ödeyebilecek bir durumu yok. Şu anki ceza hafif, ama bundan sonra nasıl bir ceza gelir, ne kadar yüksek bir mevzu olur onu bilemeyiz. Bu da camlarımızın önü. Bu da dişi. Yapışıyor, yapışıyor kömür tozu. Kömür tozu öyle bir yapışıyor ki. Bak. Evet. Bu evimizin dişi, bu da evimizin içi. Görün halimizi, ona göre acıyın bize. Yani bu kömürü kaldırın başımıza, yazık da çocuklarımızı, yani geleceği için, yani lütfen bu kömürü kaldırın. Bu evimizin için, parkemizin üstü. Evet. Bu da evimizin dişi, camlarımızın önü. Her Allah'ın günü yık yürü siliyoruz, aynı sabah kalkıyoruz, aynı. Her gün. Temizlik mi yapıyor? Her gün temizlik yapıyor, yapmak zorunda kalıyoruz. Küçük çocuklarımız var, çocuklar sabah kalkıyor, öksürüyorlar, boğuluyorlar. Neden? Bu kömürün tozundan. Peki. Sen al bu mermeri. Bakın bu mermer var ya. Öğlen vakti. Bildiğin kömür tozu yani. Şuradan alsam mı? Şuradan ben aldım, çok zor çıkma. Şuradan bir düşün yani, mermerde kısmı daha az. Bu oranın kökü zaten. İşte bakın ya, ciğerlerimizde, çocuklarımızda. Ben 3 çocuk annesiyim. Bir kızım astım hastası. Yıllardır burada böyle. Sadece toz değil. Toz bildiğiniz gibi değil. Yani bildiğimiz siyah kömür yani. Çocuklarımızın çorap altları simsiyah. Yani bu bir gün bile gitmiyor. Her gün değiştirmek zorundayız. Hani bu çorapla kalsa yine yeter. Bunlar ciğerlerinde sürekli. Buranın çocuklarının %90'ı astım, bronşit, bu tür zatürre hastalıkları geçiyor. Neden? Soludukları iğrenç hava yüzünden. Ben çocuğumu Umut Tepe Hastanesi'ne her götürdüğümde, ya kızım diyor, doktor bana sana gökten ilaç mı indireyim ben? Senin bulunduğun bölge zaten senin çocuğuna yetiyor. Hani bu çocuk bu soluduğu pis havayla ben ne kadar ilaç da versem aynı şekilde senin kızının hastalığı devam edecek. Astım hastası ve sürekli bu son senelerde kullandığı ilacın haddi hesabı yok. Ama bu sadece benim çocuğum değil, Dilovası'nın bütün halkının çocukları böyle. Ya ben merak ediyorum, hani bunu yapan insan şu şekilde düşünmüyor. Kendi çocuğu olsa, bir empati kursa, bunun ne kadar razı gelebilir, ne kadar içi alabilir? Çocuğum zaten hasta, okula gidip geldiği zaman çok sıkıntı yaşıyor. Astım hastası. Astım hastası, alerjik astımı var. Kömüre, toza, polenlere, her şeye var zaten. Hı hı. Alerjik testi de yaptık. Çok sıkıntılar yaşıyor. Kışın zaten okula gidip geldiği zaman sürekli öksürüyor. Makineye bağlıyoruz. Makine de yetersiz kalırsa okula götürüyoruz. Çok kötü oluyor. Evet, çok hep kömür, komple. Artık bıktık yani, her gün temizlik yapa. Burada bütün yaşayan insanlar öyle. Hani tek ben değil, herkes öyle. Günlük artık temizlik yapmaktan bıkmışlar. Doktora doğru doğmaz olduğunu söyledi ama biz 9 aylıkken öğrendik. İlk alerji testi de yaşı, 1 yaşı geçtikten sonra alerji testini yaptık, çıktı zaten. 9 aylıkken öğrendik, verem testi falan hepsi yapıldı. Veremde bir sıkıntı olmadı çünkü öksürüğü geçmediği için çocuk uyurken beşikte boğuluyordu.
Bir önceki mahalle muhtarımız da kanserden dolayısıyla vefat etti. Kömürcüler organize sanayi bölgesiyle ilgili bayağı bir mücadele etti. Cumhurbaşkanlığına kadar elinde dosyayla kömürcüler organize sanayi bölgesinin verdiği sıkıntılarla ilgili dosya sundu Cumhurbaşkanlığına kadar. Ama hiçbir olumlu cevap alamadık. Bu konuyla ilgili mahalle insanlarımız, hatta ilçe sakinlerimiz ciddi anlamda sıkıntılarını dile getiriyor. Bununla ilgili kömürcüler organize sanayi bölgesi sanayi bölgesinin açıklığa kavuşmasını istiyoruz yani bu sorunların. Genel olarak en fazla etkilenen iki mahalle var. Biri Turgut Özal Mahallesi, öteki mahallede Kayapınar Mahallesi, ama ilçe genel olarak etkileniyor. Yani.